dizlerimi işte biraz bazen ağrıyor. İlaç olarak da geldim ama iyiyim şimdi. Sizleri görünce daha da iyi olacak inşallah. Geçen seferden burada bulunduğum zaman çok mutlu olmuştum. Çünkü dinleyici olarak da arkadaşlarla dinlemiştim. Çok güzel bir çalışma. Herhalde bu ay bitiyor galiba. Bu ay bitiyor. 3 haftamız kaldı. Vallahi bugüne kadar görmediğim bir çalışma benim bu çalışma. Ve hakikaten çok ciddiye almışsınız. Ne güzel. Yani rastlamadığınız şeylere rastlar. Müsaade ederseniz şunu çıkarabilir miyim? Yaşamadık ama bugün Yunus'a daha çok ihtiyacımız var. O kırkan
olduğunu da anlayacağız. Şimdi bir önce hayatını çok kısa kendi özetliyor. Orada bakalım isterseniz. Biraz atlayarak gidelim. Doğuyor. Ondan sonraki anlar. Beni bir şeye vurdular. Elim ayağım sardılar. Önden acısını verdiler. Tuz içine düştü gönül. Hani o Anadolu'da bu şekilde. Ben bilmiyorum ama tuzlanıyor galiba çocuklar. Ve devam ediyor. Oğlan iken sultan kopar. Kime elin yüzünü öper. Akıl bana yoldaş oldu. Sultanlığa düştü gönül. Tabii Anadolu'da bir erkek, ya o yıllarda da, bu yılda da tabii bir erkek çocukluğu çok daha kıymetli. Ve hayat devam ediyor, bıçağı ile sakal biter, görenin gülmesi tutar, güzeller katında biter, sevisine düştü gönül. Bu sefer genç olmaya başlıyor, sakal yavaş yavaş ve tabii onun heyecanını yaşıyor, o anın heyecanını yaşıyor. Ve o devir, yani o yıllarda çok heyecanlı yıllar gençleri. Hayırdan şehri çok sever, işlemeye vicit giver, nefsinin dileğin kovar, nefs evine düştü gönül. O gençlik heyecanıydı. Tabii ki daha olgunlaşmadığı için zaman zaman o nefsin etkisi altında herkes kalıyor. Yunus için de aynı şey tabii ki. 40 yaşında suret döner, kara sakalı ak iner, bakıp şeybetin görecek yol durmağa düştü gönül. Bu sefer yavaş yavaş sakalları, ama bu arada da yavaş yavaş ak saçlarını ve sakalını bu sefer ak şeyler geliyor. Yani yaşlılığın adım adım gelmesi gibi. Ve ondan sonraki hayatında yola gider başaramaz, yiğitliğe eli varmaz. Bu nesneleri koyu ben, yuvanmağa düştü gönül. Şimdi eski heyet tabii koşmak istiyorsunuz ama mesela ben kendi balayım şimdi. Yıllar önce koşuyordum ama şimdi o kadar koşamıyorsunuz. Hatta ben hiç unutmuyorum. Okul doktorumuz yani işte arkadaşlar işte vitamin, hasta olanlar vitamin falan veriyor. Sonra ben de dedim ki gençlik ya bana niye vitamin vermiyorsunuz? Şöyle bak doktor dedi sen dedi merdivenle uçar çıkıyorsun benimle uçacak mısın? Şimdi düşünün o yıldan bu yılda tabii çok şey hayatınızda değişiyor. Yunus için de aynı. Fakat bundan sonrası daha biraz acı. Yola gider başaramaz. Yiğitliğe eli varmaz. Bu nesneleri koyu ben yuvanlığa düşünüyorum. Yavaş yavaş adımlar yavaşlıyor. Ve daha acısı oğul ay dur buna da ölmez. Kız ay dur yerinde durmaz. Hiç kendi halinden bilmez, halden hale düştü gönül. Yani kendi yaşlanıyor ve yaşlandıkça değişiklikler oluyor. Çevresindekiler ilk doğduğu zaman çok mutlu olanlar yaşlandıkça. Tabi bu toplumun şeysini söylüyor o devirdeki. Ve bugün içinde belki aynıdır. Oğlu, kızı, işte hizmet etmekten belki bıkacaklar. Öleceğiniz şükredenler, sinden yana ilerler, Allah adını zikrederler, çok şüküre düştü gönül. Yavaş yavaş ölüm yaklaşıyor. Su götürürler yuruma, kefen sararlar kuma, ağaç atı indirirler, teneşire düştü gönül. Eğer var ise amelin, işte buradan sonraki önemli, eğer var ise amelin, deyin olur senin zihnin, eğer yoksa amelin, ottan şarar işte gönül. Eğer bir hayatta olduğun süre güzel işler yapmak, ameller işlememişsen, işte ondan ateşten şarap içeceksin. Yani öbür dünyadaki bütün bunların karşılığını göreceksin. Yunus anlayırlar halin, şuna uğraya sırar yolu. Burada elini ererken hayt işlere düştü gönül. Bütün son böyle, öyleyse bu son olmaması için daha tekrar gençlik yıllarına dönünce, işte o nefse olan o hakimiyetin birini güzel işler yapmak kalacaktır ama keşke o yaşla yaşlılık arasında bunları yani gençken bunları insan düşünebilse. Çok güzel anlatmış ama yani şey oldu çok kısa ama o kadar canlı o kadar güzel ki bu şekilde hayatı devam ediyor. Demek ki buradan anlıyoruz ki işte yaşlandığı zaman insanların pişman olması için keşke dememesi için gençliğinde hayatını ona göre şey yapması gerekiyor. Ne güzel sizler için işte bu güzel yaşlar, bu güzel yaşları tabii ki değerlendirmek gerekiyor. Ve hayatıyla ilgili çeşitli efsaneler var. Bunlardan bir
tanesini, şurada ikimiz sağda okuyalım. Efsaneye göre Yunus'un şiirleri bir kitap halinde toplanmış. Bir devirde Molla Kasım diye kendini bilmeyen biri açıyor. Böyle şiir mi olur, şu mısra mı olur, bu mısra mı olur? Yaprakları böyle suyun yanında atıyor. Sonra bir yere geliyor, orada bakıyor. İsmi de Molla Kasım. Yunus Emre bu sözü eğri büğrü söylene, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir. Şimdi orada o zaman Yunus Emre'nin değerini anlıyor ve hemen kitabı kapıyor. Ve ondan sonra işte kalan şiirler, hatta işte efsaneye göre denir ki suya atılan bütün şiirler işte daha sonraki mısralar olacak. Dağlarıyla, taşlarıyla, çağrıyla, mevlasıyla yani her şeyle o suyla beraber her şeyle Yunus Emre'nin mısraları bize kadar ondan gelecek. Bir rivayete göre de Mevlana ile buluşmuştur. Şiirden yine anlıyoruz. Mevlana müdavimlikler bize nazar kıldı. Onun gönlü nazarı gönlümüzün aynasıdır diyor. Demek ki Mevlana ile buluşmuştur. Ama ben sizden isteğim şu, Yunus Emre kitabınız olsun. Şiirleri zaman zaman inşallah okuyalım. Yine Yunus kendini biraz daha anlatmaya devam ediyor. Benim dünyaya geliyoruz ancak yanlışlarımızla beraber hayat devam ediyor. Burada şöyle sesleniyor. Benim burada kararım yok. Ben burada gitmeye geldim. Rezil yanım, betanım çok alana satmaya geldim. Dünyaya gelmiştir ama bütün bu gelişin içinde eğer o güzel duygularla yoğrulup da Allah aşkını içinde bulmuş ise insan, ben satıcıyım diyor. Neyi satacaktır? Gönlündeki o güzel tasavvufi duyguları alan olursa tabii ki, anlayan olursa, ısrarlardan, o ısrarları ruhunda hisseden olursa ve tekrar devam ediyor, ben gelmedim dağlar için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Ve en sevdiğim ısrarlardan birisi düşünün için yine çevremizde hemen hep beraber düşünelim. Evimizi düşünelim, komşuluklarımızı düşünelim, akrabalarımızı düşünelim ve gidişteki çeşitli olayları düşünelim. Bütün bunları düşündüğümüz zaman hepimizin üzüldüğü ve kızdığı zamanlar oluyor bir şeylere. Komşumuza kızabiliyoruz, eşimize veya çocuğumuza. Ancak bütün bunların içinde eğer kendinize gelip de onu Yunus'un gözüyle görebilirsek eğer, o zaman hemen tekrar kendinize gelip de o üzüldüğümüz konuyu biraz daha rahat atlatıyoruz ve nefsimize ne yapmış oluyoruz? Hakim olmuş oluyoruz. Demek ki mesele anında olayı değerlendirirken kızmanın ötesinde kendinizi o karşılığının yerine koyarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çevreye bakıyoruz, küskünlükler çok, siyasette küskünlükler çok, işte ticarette kırgınlıklar çok, basında aynı şekilde. Düşünüyorum, işte basıyorsunuz televizyona, dört yazar tartışıyor. Tartışmanın anlamı konuşmaktır, bir şeyleri söylemektir. Ama orada meramını anlatamayan ne yapıyor? Biraz daha sert söylemeye başlıyor. Şimdi düşünebiliyor muyuz? Bizim söz aslında bizim için en kolay olan şey. Hani Yunus'un deyişiyle söz ola pis savaşı, söz ola testere başı, söz ola ağlı aşı, yağ ile mal edebiliyor. Benim de çok sevdiğim, hep kullandığım bir insan. Kusura bakmayın, bölüyorum ama bazı müzik yapıyor. Şimdi burada o zaman şu var, acaba bu güzel söz var iken biz neden o sert hareketlere ve sert sözlere başvuruyoruz? Nefsimizden mi, acizliğimizden mi, beraberimizi anlatamadığımız mı? Yoksa karşımızdaki insanı anlamak için sabredemediğimize mi? Bazen düşünüyorum, şöyle, belki siz de düşünüyorsunuz. İşte o bağıran insanlar bir şöyle bağırmasalar, sakin sakin konuşsalar, hem biz işte toplulukta aynı şekilde, televizyon seyrederken aynı şekilde çok daha rahat
itiraz edeceğim. Çünkü onların o sert üstü bize sirayet ediyor. O zaman bize sirayet ettiğine göre o zaman ne yapmamız gerekiyor? Hiç olmazsa biz ailemizle, komşularımızla, bulunduğumuz neredeyse öğretmensek işte öğretmenliğimizde, sorsak doktorluğumuzda tekrar geri dönüp kendimizi kontrol edelim ve ondan sonra o sözün güzelliğini karşımızdakine yansıtarak onun sertliğini almaya çalışalım. İşte bu belki zaman zaman şöyle düşünüyorum, belki biraz hayalciyimdir. Diyorum ki işe başlarken öğretmen işte bir aylık kursta, Yunus Okulu'sta, siyasetçi daha görevine başlamadan bir aylık bir Yunus günleri böyle devamlı ezberleyerek şey yapsa, öğrenciler için aynı şey olsa acaba ruhumuz yumuşar mı? Çünkü güzel sözle tabii ki birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün sonra fark etmeden ne yapacağız, rahatlayacağız ve mesleğimizde daha başarılı olacağız. O zaman anneler ne yapabilir? İşte çocuklarıyla Yunus okuyabilir, beraber okuyup da konuşabilirler. Onlara soru sorarak şöyle yaparsak nasıl olur diye konuşarak bu işi yapabiliriz. Çok aksi bir güne geldi, ne olur kusura bakmayın. Yunus'la yine devam edelim. Diyor ki ben gelmedim davi için, benim kişim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi. Şimdi eğer gönlünüzde Allah sevgisi tam olarak yerleşmişse, o zaman zaten karşımızdaki insana kızmamız mümkün olabilir mi? Çünkü onu da Allah yarattı, beni de yarattı. Ben bugün sakin dinliyorsam, o biraz daha çok kızgınsa, acaba aynı kızgınlıkla ben devam mı etmeliyim? Yoksa hemen içimdeki o güzel Allah sevgisi, bir başka yerde de diyor, bir çeşmeden akan su acı tatlı olmaya, yani hep beraber yaratıldı. Muhakkak ki aynı suyu içtiğimiz zaman hepimiz için o güzel bir suysa, o zaman o karşımızdaki insanda güzelliği bulmak, sezmek mümkün. Nasıl olabilecek? Onun iyi taraflarını alarak veya en kolayı, belki bugün çok yorgun, belki bugün kızgın diyerek, darılmadan, yani Yunus'u hatırlayarak, bütün o kargaşanın içinde gelip de insanları sükunete davet eden Yunus, bizi de sükunete davet edebilir. Hemen aklınıza geleceğiz, zaten bizim yani tasavvuf dinden ayrı bir konu değil aslında. Yunus'un söylediği sözler Kur'an-ı Kerim'de var olanlardır veya da Peygamber Efendimiz'in söyledikleridir. O zaman Yunus'u söylerken zaten biz dinimizin güzelliklerini zaten yaşamış oluruz. Farkı şu, belki o dört ıslahın veya bir ıslahın içine yerleştirmiş onu. Yerleştirdiği için de daha kolay anlamamız. Hani uzun sözden çok şöyle bir anlamı. Bir ikincisi de şiirin bir güzelliği var. Şiir bize yani okunduğu zaman, dinlendiği zaman rahatlatıyor. İşte o mısraların içinde dinimizin ve tasavvufun bütün güzelliklerini aslında hissetmek mümkün. Demek ki yıllar önce o dedeler, o nineler onu hissetmiş de ağlıyordu. Hani dinlediği zaman sahiden ağlıyorlardı. Şöyle durup, yani o insanları belki Anadolu'da şimdi hala var mı? Yani Büyükşehir'de olamıyor, Büyükşehir kargaşa içinde. O kargaşanın içinde tabii bunları bulmak mümkün değil. Ve yine devam ediyoruz. Geliyor insanı anlatmaya. Tabii ki işte tarlasında eten biçenler var. O devirde daha da çok onlar. Bunun dışında topluma yön verenler var, konuşanlar var, işte öğretmenler var. Şimdi Yunus şöyle bakıyor insanlara ama şunu istiyor. Her şeyin, yaptığınız ne işse bile onun en iyisi olmak. Ve bilhassa tabii ki toprağa ekerken toprağa bağlıysanız, toprağı çok seviyorsanız ektiğiniz tohum ne olacaktır? Sahiden o sevgiyle bir süre sonra size istediğiniz sonucu verecektir. Hani çiçek ekersiniz ama herkesin elinden aynı çiçek, aynı bir de olmuyor. Çünkü öbürü onu sevgiyle ekiyor ve onunla konuşuyor. Hiç unutmuyorum, 20 yıl önce falan bir köye gitmiştim. Orada sabah işte tarlaya gidip gelen bir köylü hanım bana şunu söyledi.
Dedi ki Aylin Hanım bir gün benimle beraber gelin tarlada yatalım dedi. Sabah kalktığınızda dedi daha ezan okunmadan oradaki o domates, biber, gül fidelerinin ve bütün tabiatın zikrettiğini kulaklarınızla hissediyorsunuz. Şimdi düşündüm acaba benim kulağım hisseder mi onu? Çünkü ben o kadar yakın değilim ki toprağa. Belki de orada sahiden yattıydım. Günlerce yattıktan sonra belki hissedecektim. Demek ki bir şeyi hissettik için onu sevmek gerekiyor. Onunla beraber olmak gerekiyor. Ancak şu var, işte sevmek gerekiyor dediğimiz zaman anneler, babalar çocuklarını severler. Ama bu anne baba sevgisinin içinde acaba sadece anne veya baba olduğu için midir o sevgi? Yoksa çocuğa karşı olan bir sevgi midir? Hiç tanımadığınız bir çocuğu da sevebiliyorsunuz güzel bir hareketinden dolayı. Sabah dinlediğim haberlerin bir bölümü beni çok duygulandırdı. Her yerde de anlatacağım. Bir çocuk terörün olduğu bölgeye bir lira yolluyor. Ve diyor ki babam işte, anne babam henüz işte bir 3-4 aydır boş ama biriktirdiğim 1 lirayı yolluyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz o çocuğun duygularının güzelliğini? Yani düşünebiliyoruz ki o 1 lira nasıl birikmiş? Şimdi onu düşündüğümüz zaman o zaman şöyle birikliyoruz. Bu kadar rahatın içinde, bu kadar daha rahat bir hayatın içinde biz onun hissettiği duyguyu acaba o bölge için içimizde hissedebiliyor muyuz? Muhakkak hissedenler var. Ama hissedenler var ama yani ben bir öğretmen olarak şunu da düşünüyorum. Hep beraber hissedebilseydik dualarımızla o bölge o hale gelmeyebilirdi. Yani siyasi olaylar farklı, hani onlara girmiyorum. Sadece bizim dua. Çünkü içinizde hep beraber o konuda aynı acıyı hissetseydik. Çünkü haberler geçiyor, biz belki yemeğimizi yiyoruz. Belki o arada karşımızdakiyle konuşuyoruz ve o haber orada atlıyor. Bu bakımdan işte bazı şeylerde hissetmek çok önemli. Hissettiğimiz anda en olmayacak şeyler bile olabiliyor. Çünkü oradaki o acıyla ettiğimiz dualar çok önemli. Biz işte büyük şehrin hayatının içinde bu dinlediklerimizi biraz da okuduklarımızı şöyle bir geçiştiriyoruz. Şöyle bir geçiştirdiğimiz için belki sadece namazdan sonra o bölgeler için dua ediyoruz. Ama hep beraber o 1 lirayı biriktiren çocuğu ben bugün çok düşündüm. O çocuk gibi olmak istedim yani. Değilim çünkü. Ama o çocuğun o güzel duyguları çok güzeldi. Şimdi bekliyor, aydınlardan bir şeyler bekliyor. Çünkü aydın dediğimiz hani topluma yön veren insanlar, yazan insanlar, siyasetçi insanlar, düşünen insanlar vesaire. Ama burada düşünen insan dediğimiz zaman da ille de bir diploma alıp da hani işte avukat olup da düşünmeyi söylemiyorum. Hiç diploması olmayan bir insan da bir şeyler düşünebiliyor. Mesela düşünmesini bilen insan olmak. Ve şöyle tanımlıyor. Nefesinden müşke amberdide, budağından ilk müşar yemişlere, yaprağı bir ağaç düşünüyor. Yani aydın bir ağaç gibi. Yaprağı dertli için derman ola, gövdesinde çok kademler işlere. Aşıkın gözü yaşlı, aşıkın gözü yaşlı, hem göl ola, ayağında saz bitip kamışlana. Yani öylesine üzülebilmeli ki o gözyaşları sel olup aksın ve orada yeni yeni bitkiler yeşillensin. Yeni yeni ümit, tabii bunu mecazi anlamda söylüyor. Yeni yeni ümitler yeşersin. Bir başka bölümünde de sanıyorum şöyle sesleniyor yine Münevver'den. Diyebileceğim acaba. Çok sevdiğim bir bölümdü. Şöyle örnek veriyor. Kuru ağacı niderler, kesip oda yakarlar. O ateş. Kuru ağacı ne yaparlar? Sadece keserler, ancak odunla olur o sobada veya herhangi bir ocakta yanar. Bilmez misin sen arıyı? Her çiçekten bal eyleye. Öyleyse hiç faydasız bir insan. Kim sadece kendisi için düşünen, kendi evi için çalışan bir insanı düşünün, işte o da bir şeye benziyor, o kuru ağaca benziyor. Kuru ağaç nasıl yanacaksa, o da bir gün bu yaptıklarının hesabını, sorumsuzluğun hesabını verecektir. Bir başka güzel örnek, görmez misin sen arıyı, her çiçekten bal eyleye.
durmadan dolaşıyor, her şeye gidiyor. Ama sonunda ortaya çıkan o bal insanlar için ne kadar faydalı ve ne kadar şifalı. O zaman tabii ki hepimiz için söyleniyor ama bilhassa toplumu idare edenler, siyasiler, işte yazı yazanlar vesaireler böyle. Onlar için daha çok da tabii söylenmiş oluyor. O zaman söylediği her şey toplumun içinde bir güzellik katsın, topluma bir şeyler katabilsin. Toplumdaki o sert duyguları yumuşatıp da daha rahat düşünmesini sağlayabilsin. Örnekleri çoğaltabiliriz, halka indirebiliriz, öğretmeni indirebiliriz, öğrenciye indirebiliriz. Ama işte o kuru odun olan insanlardan olmamak için ne yapmamız gerekiyor? Ara gibi devamlı olarak. Burada çalışmak var ama bir de düşünmek var. Çünkü sizin üretmeniz için önce düşünmeniz gerekiyor. Mesela bir kursa gidiyorsunuz, işte diyelim ki nakış yapacaksınız, öğretmen öğretiyor. Ama bu arada çok dikkatli olanlar hemen düşünüyor. Hoca bu çiçeği böyle söyledi ama şöyle de yapabilirim ve yapıyor, boyuyor öyle. Bu sefer öğretmenlik ne kadar güzel olmuş. Şimdi orada ne var? Öğretmenin söylediğinin ötesine gitmek var. İşte veyahut ben bir yazıyı yazıyorum, birisi okuyor, işte güzel olduğunu söylüyor. Bir başkası da diyor ki, burada ne düşündünüz, neden böyle yazdınız? Şimdi onu söylediği zaman beni ne yapıyor? Hani bir tek bir ama düşünmeye sevk ediyor. O zaman bir düşünüyorsunuz, acaba niye ben böyle yazdım, şöyle de yazabilir miydim? Demek ki insanları iyiye sevk etmek için düşünmek gerekiyor. Düşündüğünüz zaman karşıdakini de düşündürüyorsunuz. Yani bugün artık biraz ümitsizim ama düşünmeyi unuttuk. Sadece kabul etmeyi, yani sadece kabul ediyoruz. Ve öylesine oluyor ki işte Yunus Emre'nin yaşadığı devirde gibi kabul edince biz birbirimizden ayrışıyoruz. Diyelim ki 4 parti var, 5 parti var. Birilerine oy veriyorsunuz, tamam. Ama o 4-5 partiye hangisine oy verirseniz diyelim, onun doğruları var, yanlışları var. Bu tarafa geçiyorsunuz, öbür parti diyor ki hayır hepsi yanlış. Bu tarafta da diyor ki seninkinin hepsi yanlış. Hiçbir zaman bir çeşmeden akan su acı tatlı olmuyor. O zaman hepsi yanlış ve hepsi doğru olamaz. Mesele yanlışı tenkit etmek değil, güzele varması için çaba sarf etmek, doğruyu da güzel bir şekilde söyleyip, doğru söyleyeni de ödüllendirmek. Yani mesele olaylara çeşitli açılardan değil, kendinizi oraya koyarak bakmaya çalışmak. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Ben bir örnek hatırlıyorum kendi hayatımda. Benim annem çok rahmetli düşünen bir insandı. Ve onu kandırmak falan mümkün değil. Bazen itiraz edeceğim zaman şöyle bir bakardım, ses çıkarmazdım. Ben öğrencim değilim, öğretmen öğretmen bakma derdi bana. Bu arada işte seçim konuşmaları falan yapılıyor. Çeşitli partiler, onun verdiği parti başka, benimki başka. Bu arada benim oy verdiğim partinin ilgili sahiden yanlış bir şeyler söyledi. Ve dinliyoruz, biz dinledikten sonra da oturup konuşuyoruz. Ve bu arada dikkat etmiş, hiçbir şey söylememişim o yanlışa. Hemen dedi ki, aile eski aile değilsin dedi. Ne oldu dedim, bak dedi, ben dedim, oy verdiğin partinin yanlışını söylüyor musun? Sen söylemiyorsun. Düşündüm, hakikaten sevince söylemiyorsun ama çok yanlış tabii. O zaman kendime geldim, sahibi aile dedim, geçmek yıllarım. Sahibi dedim, ben burada biraz fazla gittim galiba. Onun için daha sonraki yıllarda şunu şey yaptım. Sadece şu ana gelinceye kadar bir takım imkanlarım oldu ama hiçbir siyasi bir partiye girmedim. Oy verdiğim oldu ama hep şunu düşündüm. Allah için düşünmek, Allah için konuşmak. Yani orada karşınızdakini darılmadan bir şeyi söylemek. Bunu yapmaya çalıştım, beceremeyince sustum. Yani sus, çünkü şöyle susmak daha iyi çünkü konuştukça karşı tarafta konuşacak. O zaman tekrar başa dönersek, Yunus'a gelirsek ne yapmamız gerekiyor? Birleştirici olmak için bir çeşmeden akan su acı tatlı olmaya hepimizi Allah, Cenab-ı Hak yarattı. Öyleyse o yanlışlı olan kişiyi düzeltmek için bir çare bulmamız gerekiyor. Şimdi çareler de farklı. Şimdi 10 tane komşumuz olsa, onun da yanlışı olsa, birine işte söylersiniz, birine söylemezsiniz ama
bir bakışla geçiştirirsiniz. Yani birine yaptığınızı öbürüne yaptığınız zaman iyi sonuç alamıyorsunuz. Biz öğretmenler de öyle. Şimdi sınıfa giriyorsunuz, işte 30 kişi var. Ama o 30 kişinin içinde biri çok yaramazsa artık ona her gün her gün ihtar edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Şöyle bir bakıyorsunuz. Dersten sonra konuşalım diyorsunuz. Demek ki orada söylemenin faydalı olmayacağını görüyorsunuz ve dersten sonra konuşuyorsunuz. Biz komşuluk ilişkilerimizde, iş hayatımızda da öyle. Hep aynı şekilde hareket etmemiz mümkün değil. İnsanın ruhu neyi anlıyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Örnek vermek, kendimizden örnek vesaire. Yine kendimden örnek, fakülte yıllarında çok sevdiğim bir hocamız, Işık Rahmet'i arattı. Hocamız Allah rahmet eylesin. İşte verilen metin bir Uygur metni, 50 sayfasından meşgulüz. Benim numaram arkada olduğu için sözlükte soruldu bana diyelim ki 70. sayfa geldi. Şöyle bir baktım. İçinde hayli bilmediğim kelime var. Biz bundan sorumlu değildik demek olmuyor yani. Çok sevdiğim bir hoca saygı duydum. Galiba yapamayacağım hocam dedim. Neden dedim? İçinde bilmediğim kelimeler var dedim. Ah dedim, ben de bilmiyorum bazen. Gel beraber cümlenin gelişinden metni çözeyim. Şimdi orada hocanın o ben de bilmiyorum demesi bir kere sizi rahatlatıyor. Şimdi ondan sonra çok rahat beraberce yardım ederek çözdük onu. Onun için insan ruhuna uygun şekilde hareket edemiyoruz. İnsan ruhuna uygun hareket etmemiz için psikolog olmaya gerek yok aslında. Bunu bizim halkımız çok biliyor. Son zamanlarda böyle işte yaşam koçları, psikologlar falan değil öyle. Biz aslında düşündüğümüz zaman bir çözüm yolunu kendimiz bulabiliyoruz. Hele hele modern olmayan sınıflardaki Anadolu insanları bunu daha çok yapıyorlar. Sadece öyle. Çünkü o modernizmin içinde kendinden uzaklaşma var. Yani ben burada şimdi bunu konuşurken samimiyetle söylüyorum. Dinlediğiniz zamanki bakışlarınızla çok daha değişik bir yerden dinleyenlerin bakışları sahiden birbirinden farklı. Diyelim Anadolu insanının bu güzelliği, bu güzel bakışı hangi semtte oturursa olsun değişmemeli. Yani çünkü semtler artık şey oldu şimdi, belli semtler var oldu. Ben hayatta o kadar yaşamayabilirim ama şunu söyleyeyim, sizler gençsiniz. 20 yıl sonra o semtlerde insanlar sahiden doğrulanacaklar. Çünkü aynı insanlar var. Hani aynı olan insanların olduğu yerler insanları bir süre mutlu eder. Aynı giyinirsiniz, arabanızı değiştirirsiniz falan. Ama bir süre sonra yaşlandığınız zaman oralar sizi artık mutlu etmeyecektir. Çorbayı pişirip de işte hastalanan komşuya o çorbayı götürdüğün zaman o pırıl pırıl güzel gözleriyle bak bunu hiç iyileşeceksin diyen insanın güzelliğine hasret duyulacak bu semtlerde. Ne yazık ki bunu bugün yazarlar yazmıyorlar. Sahiden öyle. Ben Anadolu'da büyüdüğüm için çok mutluyum. Çünkü burada da zaten Anadolu gibi Üsküdar'da yaşıyorum. O semtlerde değilim. Ama misafirliğe gidip geldikten sonra yoruluyorum o semtlerde. Dileyelim o yeni semtlerde eski insanların yaşadığı semtler haline gelsin o insanlar. Hiç unutmuyorum bir konuşmamda Üsküdar'da Ataşehir'den gelen bir hanım vardı başı örtülü 45 yaşlarında hala gözümün önünde. Konuştuktan sonra beraber sohbet etmeye başladık toplulukta. Kalktı şunu söyledi, buna benzer işte anlatıyordu, eski İstanbul'u anlatıyordu. Hanım dedi ki ben dedi Ataşehir'de dedi bir evde temizlik yapıyorum. Bakın düşünün Ataşehir'den Üsküdar'a dinlemek için gelmiş. Ve temizlik yapıyorum dedi. Ama dedi şunu düşünüyorum. Neden o evler yapılırken dedi. Minik minik evler de bizim için yapılmıyor oralarda. Şimdi hakikaten öyle. Eski İstanbul öyleydi. Zengini, fakiri, paşası, öğretmeni aynı sokaktaydı bizim için sokakların. Şimdi değişti. Değişti ama burada iki taraf için de çok kötü. Bu yerleşim şeyi. Çünkü öbür semtte oturan da bir güzelliği görmek istiyor. Velhasıl o insanları özlüyorsunuz. İşte Yunus zaten söylediği bütün mısralarında o insanın inceliğini, güzelliğini bize anlatmaya çalışıyor. Velhasıl Minerleri de Aydın'ı da böyle anlatıyor. Sonra insan gönlüne geliyor, şöyle diyor. Gönül çalabın taktı, gönül Allah'ın evi. Çalak gönüle baktı.
baktı. İki cihanbir baktı. Kim gönüllü ise. Yani gönlü gittiği zaman iki cihan, hem dünyası hem öbür dünyası birbirine karışıyor. Çünkü gönül gittiği zaman karşısındaki komşuların insanları gitmiş oluyor. Halbuki o gönül aslında gönülde kim var? O gönül Allah'ın evi. O zaman o yaptığımız hareket de farkına varmadan da bize verilen görevi de karşı gelmiş oluyoruz. Yani onun hiç farkında değiliz biz. Kızıyor, o kızıyor, ben de kızıyorum. Bir karşılık biraz sonra belki de küsüyorum. Ama burada ince düşündüğümüz zaman geri dönüp düşünelim. Peki beni kim yarattı, onu kim yarattı? Bazı huylar onun elinde mi? Değil, neden değil? Geçişme tarzı var. İşte genlerle gelen bazı şeyler var. O zaman ondaki yanlışları ben güzel düşüncelerimde yok edebilirim. Veya karşıdaki benim için aynı şeyi düşünebilir. Onun için de uzun böyle biz çok çok geçiyoruz da. Böyle dinledikçe dinledikçe böyle yüzümüz önünde film senaryosu gibi şey oluyor. İşinin eyyarenler, aşk bir güneşe benzer, aşkı olmayan günü misali taşa benzer. Çok güzel bir kısmı. Taş gönüller kararmış, saf katı kışa benzer. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer. Şimdi o gönül karardığı zaman ne kadar iyi olayım dese de her söylediği ne olmuş oluyor? Yani düşünse ben yumuşak söyleyeyim. Ama gönlünde yaşamadığı için o güzelliği söylediği şey ne yapmış oluyor? Sert olmuş oluyor. Onun için hepimizin zaman zaman düşünüp de biraz önce Türkan'ın başkanla konuşuyorduk da diyor ki her akşam gittiğim zaman işte bir saat düşünüyorum neyi yaptım, neyi yapmadım, neyi yanlış yaptım falan diyor. Sonra da bu uykumu taşıyor. O kaçan uykular güzel aslında. Şundan dolayı gider. Siz kendi kendinize ne yaptın, niçin yaptın, nerede şey falan. Bunları düşündükçe güzele varıyorsunuz, insanları mutlu ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız zaman, oh ne güzel, bugün de yoruldum, hadi ben yatayım. Bir şey yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, tekrar aynı hayat başlıyor. Onun için o yattığınız zaman bir şeyleri düşünmek bizi aslında inceltiyor. Daha biraz daha dikkatli olmanızı sağlıyor. Demek ki taş gönüller kırarmış olmuş oluyor. Aşık gönüller yanar, yumuşanır buna döner. Gerçi aşık olduğun zaman üzülüyorsun, ağlıyorsun, içinden yanıyorsun. Taş gönüller kararmış, tekrar sarp tekladı, kışa benzer. Onun için kış zor neyse, kar güzel de, karın eli, hani o soğuk güzel, kim için güzel ama? Odasında sıcak odasında oturup bakan için güzel, o güzellik. Ama sabah kalkıp için, işine giden için, o artık karın güzelliğini seyretmeyecek, işime yetişiyor. Eyvah otobüs gelmedi, dondum diyecek. Demek ki bir şeyleri güzelliği, yani ben de çok sahiden karı çok seviyorum. Hatta geçen sene böyle Çamlı'dan dönüyorduk, o ağaçlar falan çok güzel. Kendime duman dedim, vallahi tekrar eğer öleceksem karı görmeden ölmeyeyim diye. Sahiden çok güzel. Ama kime göre güzel, bana göre güzel. İşinin peşinde koşturup da yırtık ayakkabıyla işine giden için güzel değil. İşte gönlümüz taşlaşınca ne oluyor? Sadece kendimizin o güzelliği düşünüyoruz ama o komşumuzun çocuğunun ayakkabısının olmadığını düşünemiyoruz. Şöyle bir düşünelim. Hepimiz yani yine geldik işte o sert katı kalbe. Hiç kimse kalbin katı ve sert demez aslında. Yani herkesin duygulanacağı bir şey muhakkak vardır. Ama nerede, kim için duygulanlar? Hastalanan annesi için mi? Hasta olan diğer yaşlılar için mi? İşte veyahut da işte okula giderken düşen çocuğu için mi? Yoksa okula giderken düşen bütün çocuklar için mi düşünmek? İşte başkaları için düşündüğümüz zaman gönlümüz yumuşuyor. Kendimiz için düşündüğümüz zaman gönlümüz yumuşamıyor. Şimdi eğer hepimiz hep beraber Yunus'un mısralarında birleşsek şöyle bir düşünelim. O zaman ihtiyacımız olanı alırız. Yani ihtiyacımızın dışındaki hani alıyoruz. Tabii perde lazım ya, şu lazım. Ama iki sene sonra aynı perde de şey çok bıktım buzdan. Demeye hakkımız var mı? Hayır. Şimdi eski insanlar bunu demiyoruz. Şimdi bizler diyoruz öyle. Şimdi o arada oradaki harcayacağımız parayla iki çocuk okuyacaktır. Belki burs vereceğiz. İşte biz bunu yapıyoruz yapsak daha zengini daha ötesini yapacak. Ve Türkiye'de birdenbire refah seviyesi
değişecektir. Yani refah seviyesinin değişmesi için ille de idare edenlerin insanların maaşını yükseltmesiyle şey değil bu. Ne kadar yükselirse yükselsin, içinde o katı kalp varsa yine kendin için harcayacaksın onu. Ama kalbin yumuşaksa işte o 1 lirayı biriktiren çocuk gibi olacaksın. Bu örnek benim çok hoşuma gitti. O 1 lirayı biriktiren çocuk gibi olalım diyorum. Yani öyle yapmaya çalışalım. Tabii buradan şey yapınca ben biraz böyle öğretmen olduğum zaman da konuyu değiştirip günlük hayata çok getirmesini seviyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir lokantaya gidiyorsunuz. Önünüze işte hazır kahveye ne deniyormuş? İşte sabah ne kahvaltıydı o? Hep aynı olanları ne deniyordu? Şimdi gittiniz, geldi önünüze bir tabak. İşte peynirler, zeytinler, zeytinler. Şimdi o zeytinin, o peynirin hepsini yiyemiyorsunuz. Yemiyorsunuz ama önünüze geldi, yediniz. Yani, ne yapacak? O yani öpülecek. Hiç bunu düşündünüz mü? Hiç çağrı düşündünüz mü? Bazı kişiler, böyle bir dinleyin o çağrıyı. Ben alıyorum. Tamam, çok güzel. Başka? Şimdi arkadaşlar ne olursunuz? Ben hakikaten böyle ağlayacak gibi oluyorum. Çünkü masalarda hep kalıyor. Şimdi karar verdim, dedim ki, bir şey var ya hani, poşetler böyle kutu içinde. Çantamda poşet taşıyayım bir yere giderken, öyle bir yemeği hani şeydi. Ve poşeti herkese dağıtayım masamda bütün arkadaşları. Herkese at. Şimdi o dökülüyor. Allah bunun hesabını soracak. Hepimiz de aynı duyguların içinde birleşiyoruz. Yani namazımızı kılıyoruz. Peygamber Efendimiz'in sözlerini dinlediğimizi sanıyoruz. Ama bir tarafta da o israfı yapıyoruz. Bir gün ben dedim bir öğrencim götürdü. İşte yine belediyenin güzel yerlerinden birine. Böyle tabak geldi işte. Ben şeyden bir boş tabak istedim garsondan. Alacağım yani yiyeceğim kadar tabağımı alıp peynirleri koyup. Garson geldi dedi ki bana, siz dedi onu ayırsanız da biz onları köpeklere veriyoruz. Doğru o garsona. Şimdi düşündüm. Peynirin orada güzel peynir ben bile bir memur teklisi olarak evimde yiyemiyoruz. Ha? Onda diyor o peynir köpeklere veriliyor. Bu nasıl bir şeydir? Ama bunu hiçbirimiz bir çare bulmaya çalışmıyoruz. Yıllar önce belli bir belediyelere gittik, anlattık, ne olursunuz dedik. Şunu yapalım, hiç olmazsa işte bazı şeyleri işte masaya gelsin, hani peynirler falan, herkes orada hani biraz paket içinde olan peynir, her neyse çare bulmak çok bir şey. Biz bunları fakirlere dağıttık, o da belediyeye doğru geldi, hani onları yeni bir sistem kurmak. Bu böyle devam ediyor, son çare poşet taşımak, ne olursunuz. Yani bugünün hatırası o olsun. Çünkü hem israfın haram olduğunu söylüyoruz, hem bunun içinde beraberce günaha giriyoruz. Ancak böyle hepsini yapamasak da kuru olanları almak mümkün. Yarıya günah giderim bari diyelim. Yunus'tan buraya geldi. Dakikanız kaç dakika var acaba? Hocam, bir iki dakika. Bir, aman ölme, bu kadar zaman geçti. Şimdi bir de Akif'in safahatında var olan mısralar burada da var. Yıllar önce söylenmiş. Biz Müslümanlardan şikayet ediyoruz. Orayı okuyup isterseniz bitirelim. İşiden ey ulular, ahir zaman olmuştur. Sağ Müslüman seyrettir, o da güman olmuştur. Yani iyi Müslümanların sayısı o kadar azalmıştır ki onlar da ortada değil, örnek olamıyor. Evlerine çekilmişler. Danışman okur tutmaz, derviş yolun gözetmez. Bu halk öğüt işitmez, ne sarp zaman olmuştur, yaşadığımız zaman gibi. Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı, yediği yoksul etti, içtiği kan olmuştur. Müslümanlar zamanı yaklı oldu, atlıyorum çünkü. Helal yenmez, haram kıymetli oldu. Haram ile hamir tuttu cihanı, fesat işler hürmetli oldu ve devam ediyor. Son o zaman şu cümleyle bitirelim. Yunus'un söylediği yıllar, yaşadığımız yıllar hep birbirine benziyor. O zaman bize düşen görev şu. Belediye şunu yapsın, devlet şunu yapsın, başbakan şunu yapsın demek değil. Ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz? Yani mesele burada. Ben bir şeylere engelleyebiliyorsam evimde, komşumda, sokağımda, biz olarak arkadaşlarımla bir şeyi engelleyebiliyorsam,
Öyle böyle bizler ne olacak? Biz bizlerden çoğalacak hali gibi bir şeyler düzelecek. Tekrar akşamlarla ülkesi biraz önce bir okuldaydım. Finlandiya hakikaten böyle güzelmiş. Lütfen kimselere kızmayalım. O parti bu parti demeyelim. Ben bu kendi oy verdiğimiz parti tabii ki var. Ama bütün bunların içinde karşınızdaki hepsi kötü, bu tarafa iyi. Hiçbirisi hepsi kötü, hepsi iyi olamaz. Senin yanlışları var. Ama güzel olan bir çeşmeden akan su acı tatlı olmuyor. Güzel olan bizi Yüce Rabbimiz yarattı. Öyleyse biz burada ne yapmamız gerekiyor? Yanlış olanları düzeltmek için kendimize bir yol çizmek. Bu bana düşmez demeyeceğiz. Yapacağız bunu diyorum. Saygılarını sunuyorum efendim.